Sevgili seyirciler, merhabalar, merhabalar, merhabalar. Nedir bugün? Ayın 18'i galiba, değil mi? Evet. Burada Laf Çok başlıyor. CNN Türk ekranlarındayız. Ben Deniz Mesut Yar. Bir sürü önemli konuğum olacak demeyeceğim. Hakikaten birbirinden önemli konuklarım var. Oktay Kaynarca, Helin Avşar ve Sami. Birazdan hiç görmediğiniz samimiyette bir sohbete tanıklık edeceksiniz. İyi bir hafta sonu geçmiştir umarım. Pazartesi sendromunu üzerinizden atacağınız muhteşem bir gecenin vaadiyle başlıyoruz. İnşallah Allah utandırmaz. Başlıyoruz. Ve konuklarımıza hoş geldiniz diyoruz. Oktay Kaynarca. Ver ceketi. Ver ceketi. Gel ver, getir. Gel tarıyor, ver. Getir bana. Ben de getir, sinekle ver. Burada şartıyorum. Ver. Kaç beden giyiyorsun? Ha ver bana. He, tarıyor, hakikaten tarıyor. Tarıyor abi. Giyeyim. Tarıyor. Bak, oldu sana. Oldu. Gayet de güzel oldu be. Sünnetçi gibi çakır oldum gibi kardeşim ya. Vallahi çakır gibi oldu. Evet, burada Laf Çok başladı. Şu şeyi yaparsak. Şuradaki Ufuk Bey, şuradaki evet. Onu yaparsak acayip seviniriz. Bize iletişebilirsiniz bizimle efendim. Son derece basit bize dokunmak. Telefonla eğer sesle dokunmak istiyorsanız 0212 alan koduyla 429-5893. Bir daha vermeyebilirim. 429-5893 ya da internet yoluyla ulaşmak istiyorsanız, dokunmak istiyorsanız Twitter/Mesut Yar. Twitter/Burada Laf Çok, Facebook/Mesut Yar, Facebook/Burada Laf Çok adresinden ulaşabilirsiniz, sorularınızı sorabilirsiniz. Konukların birbirinden önemli konuklar. Mutlaka merak ettiğiniz şeyler vardır. Pozitif ayrımcılık yapmıyoruz biliyorsunuz. Kim, hangi cinsiyette olursa olsun bize bağlanabilir, uzun uzun lafını dinleyebiliriz. Yeter ki bir fikri olsun ve bir bilgisi tabii ki. Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Abi çok güzel ceket ya. Nereden öyle aldın? Değil mi? Ne bileyim abi. Muhteşem ya böyle. İşte ben böyle ama emanet gibi de durmuyor ya. Böyle cuk oturur. Kısmetliyim. Beden vallahi aslında biraz bana... Ama beden... Eski. Mesut Baba eski beden yalnız şey böyle hani... Şey kesim mi? Dar kesim mi? Bu dar kesim evet. Hı? Bu benim. Sanki evet, bir tık... Bu benden hani... Normalde bir... ben 56 yerim, bu 54. 54 evet. Ben 52 yiyorum. Bu biraz fazla ki şu şeyleri, mikrofonları... Rahat taşıyalım diye üzerimizde. Çift tabanca dolaştığımız için. Sende tabanca yok anladığın kadarıyla. Vereyim hadi al. Peki, teşekkür ederim. Giy hadi giy. Tarar marar bilmem ne. İstersen gömlekleri de değiştirebiliriz. Yok, ben böyle mutluyum. Oktay ya, bir röportajında 15 çocuk istediğini söylemişsin ve ben o röportajı okuduğum anda hakikaten hayretler içinde kaldım. Oktay da beni şaşırtacak ne var diye düşünüyordum. Bu olabilir mi, doğru mu? Olabilir mi, ne bileyim ben, olabilir mi canım? Demedim onu mi? Yani Allah niye bilir olabilir mi? Hayır, boğa burcu musun abi? Boğa burcu ya, boğa burcuyla alakası yok bence bunun, galiba karşındaki ilgisi var. Anladım. Karşındakinin de doğaç bir burçtan olması. Sen boğaçsan onda doğaç olması ya, gerekiyor. Bir kişiden mi 15 istedin abi? Bir kişiden mi? Hani onu bilemem de yani eğer olsaydı işte yani olabilseydi 15 tane hiç hayır demezdim. Abi 15 dedim. Çocuğa nasıl bakacaksın kurban olayım? Veren Allah veriyor. Verdiği zaman da rızkını verir be Mesut be. 15 çocuğun rızkını verir diyorsun. Tabii canım. Gerçi doğru yani, böyle 40 çocuklu ya babalar var Türkiye'de. Ya iyi diyoruz öyle yani. Çok da keyif alıyoruz kendilerini çalışmalarını izlerken. Ama senden de fena. Vallahi. Düşünsene 15 tane. 15 tane Oktay. Sokağa çıkıyorsun 15 tane. Çok enteresan. Yarısı kız yarısı erkek. Ha. Nasıl keyifli olmaz mı? Olmaz mı ya? Tabii 15 tane hakikaten şey de, ben başbakanın sözüne katılıyorum. 3 tane çocuk bence hakikaten ideali. Sayın Başbakanımızın söylediği o laf benim için hakikaten böyle şey, herkes böyle birçok şey yaptı, sen söyle, o konuyla ilgili spekülasyon oldu, tartışmalar çıktı, eleştiriler çıktı ama bence galiba 3 çocuk gerçekten işin doğrusu. Peki patron, tohuma kaçmak üzeresin, ne zaman çalışmalar başlayacak inşallah? Çalışmalar başladı da. Evet ya, günün manşeti çalışmalar başladı. Sıkı bir girişle biz de başladık çalışmalara. Ben buradan bayağı su kaldım. Çalışmalar başlamaya. Ne tür ya, bu sondaj çalışması mı yoksa ne? Yani önce tabii önce bir şey, zemin araştırması. Zemin araştırması. Ondan sonra bir altyapı. Ondan sonra çok güzel bir depreme dayanıklı bir şey olması lazım. Güzel. Ondan sonra su basmanı. Ondan sonra yavaş yavaş katlar mümkün olursa. Yani şey, projeyi çizdirdin anladığım kadarıyla. Tabii proje var. Proje var. Proje var. O zaman Anıtlar Kurulu'ndan falan çıktı. Oradan da çıktı. Tabii. 15 euro diyorlar. Ay, televizyonu şu an açanlar ne diyordur acaba? Acaba ne diyordur çok şu merak ediyorum. Şu anda inşaat işine mi girdi? İnşaat işine girdi. Peki bu dikine mi olacak, yatay mı olacak abi? Şimdi prefabrik tabii, de iyi diyorlar ama ya. Yok, o çelik yapı artık öyle değil çocuklar. Yani.
Bir de çelik yapıdan gidiyor. E keyifliymiş abi. Sana kolay gelsin. Birazdan sağ devam edelim bu 15 yapışı. Helin Avşar'a sorularım var. Kelimeler biriktirdim kendisi için. Helin hoş geldin. Hoş bulduk. Sen yani benim canımsın. Pampiş yani mampiş değildi. Ya seni pampiş olayına bulaştırmam. Evet, pampiş artık başka bir felsefe. Aynen. Dolayısıyla o felsefenin sahibi de avama inmiyor. Yani sen ben avamız artık onun için. Hmm. Çünkü yaratıcılıktan yoksun. Kabiliyetsiz tipleriz. Aynen. O doğru. Bir pampiş yarattı ve yürüyor gidiyor. Bence de. Pampişlerinden öpeyim hepsini. Tek tek öpeyim tüm pampişleri. Ya benim sana sormaya bayıldığım, senin de yanıtlamalara doyamadığım bir soru var. Hülya Avşar annem mi? Ya artık burada söyleyeyim. Annem de kurtulsana kızım. Ya annem diyorum olmuyor, değil diyorum Allah olmuyor. Allah. Annem de kurtulsana. İkisinin ortasını ya annem mi değil mi bilmiyorum olsa, yani bir hafıza kaybı falan filan oldu. Evet annem değil her şey olabilir. Peki Hülya mı Zeynep mi? Zeynep miydi diğer ablanın adı? Ha Leyla. Leyla ha. Zeynep nereden çıktı? Ben de. Sen kimin kızısın? Biz kardeş miyiz? Biz birazdan kardeş çıkacağız. Bir de Leyla ablam var. Leyla ablam var. Hangisini daha çok seversin? Ay ikisini de aynı. İkisini de aynı seversin ama ikisinin de ayrı ayrı özellikleri evet var. Bir kere Leyla'yı biz hiç görmedik. Gördük mü? Benim röportajım vardı geçen hafta. Ben gördüm ben biliyorum da. Gördün mü? Nasıl güzel değil mi o da? Güzel. Güzel. Yüzü bence hepimizden daha güzel ama biraz kilosu var şimdi inşallah vermek üzere. Onu saman da abi veririm. Acı biber. Hallederiz onu ya. Hallederiz. Hayır sen de bir kilon var dedin de ben böyle hani odadan fışkırarak kaçacaktım ya. Kilon var ben hayır, biber yiyeyim falan. Hayır ondan değil. Hep böyle rejimleri duymayı ister kadınlar. Nasıl verdin, ne oldu, ne bitti. İleride alırsam. Ha bu yazın trendleri nedir? Onu bir saklayayım yani. Peki almaya müsait mi vücudun? Ya benim vücudum almaya müsait maalesef. Bu genetik bir şey mi ya? Şimdi ablanın üzerine ve selülitleri üzerine çok ciddi şeyler. İnsanların... Aslında onun buraya gelme sebebi Hülya. Hülya gönderdi. Geç şu diyeti öğren. Ben gelip şimdi aynen sorarsan bir dinle düşerim dedi. Ha, şimdi yorma gerek beni. Yok orayı beni yorma dedi. Benim yerime git. Şu diyeti öğren. Bu biber miber ne işe yarıyor onu öğren. Hayır, gel bir, hayır bir gör dedi bakalım. Verilmiş bir kilo ne olmuş. O yüzden ajan olarak geldi aslında. Geldik test ettik. Evet. Test ettik onayladık. İstanbul'da bizden başka kimse kalmadı hiç. Ama bir şey söyleyeceğim. Gözler kan çana. Sabahtan beridir güldürmeye çalışıyorum ki. Ya şimdi bir enteresan bakıyor tabii. Tırsın bir. Yok yok valla şimdi Nuri'nin biraz son bölümünü içinden çekiyoruz başka ya bir şey çıkacak. Son bölümünü çekiyoruz. Bütün set de beni bekliyor. O yüzden ben aslında böyle birazdan hani böyle bir birazdan dur bir bismillah yeni geldim dur bir çay kahvemizi iç ondan sonra baş başa seni gönder. Baş başa yalnız yani. Helin'le beni bırakınca çok sağlıklı bir şey ilişki çıkmıyor oradan yani. Bir bilmem orasını bilmem artık. Orayı da ben karışmam. Peki Sami hoş geldin. Hoş bulduk. Ya bir seferat vardı ne oldu ona? Seferat vardı dağıldı ayrıldık yani. Onlar şu anda başka işler yapıyorlar müzik yapmıyorlar. Ben tek başıma zaten bu yolda en çok çalışan bendim diye düşünüyorum. Zaten ayrıldığımızı anlamadı mesela insanlar. Ben tek başıma gitmeye başladığım zaman. Sen bir gör dedi 3 kişiyi toplamış hale geldin gibi değil mi? Mesela Oktay abilerin programına gitmiştik Seray Sever'le hani. Anlamadılar mesela. Hani ilk program oydu benim tek gittiğim. Bu da güzel bir şey. Tabii sonra öncesi için kötü tabii. Yani üçümüz kendimizi ispatlayamamışız. Tek herhalde daha iyi oldu. Bir şey söyleyeceğim. Diğerleri ne iş yapıyor şu anda? Şu anda bir tanesi Jackie. Babasıyla çalışıyor. Öbür arkadaşla zaten aramız çok iyi değil. Ama niye profiterol götürmüşsünüz ama kabul etmedin profiterol? Jackie yok o profiterol götürdüğümüz tabii beraber arkadaşız onunla. Öbürküyle. Jackie ticarette aldı başını gittiyse iyi yapmış. Ötekisi de ticarette aldı başını gittiyse iyi yapmış. Valla zenginler mi bilmiyorum şu anda ya. Ha yani o kadar grup ayrıldı. Tabii tabii. Peki grup ayrılırken ben hep şeyi merak ederim yani son söz ne olur birbirine? Mesela vallahi ne dediniz? Mesajla oldu. Açık konuşayım. Ha bildiğin surata çalışmadın yani. Yok yok çalışamadık yani. Zaten bu surata çalışmamak yüzünden ayrılıyor insan. Yani konuşamıyorsun. Biz 10 senede bir kere kavga ettik. O da ayrıldık işte. Ha 10 senede kötü. Bir kere kavga ve ayrıldınız. Kötü bence peki bu. Peki bunu yani mesaj üzerinden mi yaptınız kavga? Evet. Abi o mesaj değişebilir. Yanlış adam mesaj atmış olabilirsin. Onun için yani. Yok. Doğru adam mesaj bildiğin sana geldi yani mesaj. Ben bundan sonra tek başıma gitmek istiyorum dedim. O da git yolda dedi. Tam olarak git dedi. Gidebilirsen dedi. Ha, git gidebilirsen şarkı. Seni ben yarattım falan filan. O muhabbetlere girdik. Ooo siz bildiğin yani şeye girmişsiniz. Tabii tabii. Burası deşilir. İyi çıkar çıkışlar. Hakikaten kim yardı? Yani nasıl grup olmaya karar verdiniz? Şöyle söyleyeyim abi. Grupların dağılması çok doğal. Ancak nasıl olursan dağılmazsın. Masar Fuat Özkan olursan. Yani üçü de şarkı söylüyor. Üçü de enstrüman çalıyor. Üçü de beste yapıyor. Söz yazıyor. Ve üçü de ayrı tek başına bir değer. Abi diğer